Değerli Herkes Duysun TV izleyicileri Spor Panorama'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işte içinde bulunduğumuz şehir Bursa'nın en önemli spor markası Bursa Spor'un çok kıymetli teknik direktörü Ümit Şengül ile beraber Bursa Spor'un son gidişatını konuşacağız. Tabii sizler de takip ediyorsunuz hakikaten bir ivmelenme var yeşil beyazlarda. Son derece hem oyuna yansıdı hem sahaya yansıdı hem de puan durumuna yansıdı. Dolayısıyla bir ölü toprağı vardı. O ölü toprağını Üzerinden attı. KJ'mizde de gördüğünüz gibi Bursa Spor hakikaten sevgili Ümit Hoca'nın da gelmesiyle bir hayli ümitlendi. Son çırpınışlar bu anlamda yukarı doğru çıkmak için yoğun bir mücadele var. Ligin dibinden sıyrıldı her şeyden önce. Bununla ilgili de ciddi bir son 3 haftalık bir periyot var. Son anda kaybedilen 2 puan var Serik'te ama Kırşehir'de alınan 3 puanla beraber bir yenilmezlik serisi oluşturdu. Bir de gol atmaya başladı takım. Bunların detaylarını sevgili Ümit Şengül Hoca ile beraber konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize inşallah hocam. Ee, öncelikle ayağına sağlık geldiğin için e, birinci ağızdan Bursa Spor'la ilgili gelişmeleri seyredeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. E, açılışta da vurgu yapmaya çalıştığımız üzere Bursa Spor aslında hakikaten ciddi anlamda kımıldandı. Yayın öncesinde de sana söyledim. Hakikaten kelimenin tam anlamıyla bir dokunuş oldu. Ee, bu dokunuş nasıl gerçekleşti hocam? Oradan başlayalım. Evet, sezon başından beri yaşanan gerek yönetimler zaaflar, gerek teknik adam değişiklikleri takımın kendini bulmasında, bulamamasında önemli etkenlerden birisi tabii ki. Yani her hoca gelip farklı bir şeyler istediğinde oyuncuların da çok kafası karışıyor tabii ki. Biz göreve geldik, biz de bir şeyler istedik. Oyuncuları ben altyapıdan tanıyordum. Tanıdığım oyunculardı, birlikte çalıştığımız oyunculardı. Kimin ne yapabileceğini, kimin neler verebileceği hakkında az çok gerek benim, gerek Serkan Hoca'nın, Serkan Hoca da ekibimde. O da o yaş grubunun ...hocalığını yapan hocalardan birisiydi. Onu tercih etmemdeki sebeplerden biri de oydu. O gruptaki oyuncuları da tanıyordu. Kimin ne yapabileceğini, ne edeceğini az çok o da biliyordu. Biz oyunculara ufak dokunuşlar yaptık. Mevkileriyle ilgili oynayışlar yaptık bazı oyuncularda. Ve biraz da fizik kalitemiz düşüktü. Devre arası, pardon, ara dönem, bay geçtiğimiz hafta da iyi geldi takıma... O arada takıma biraz da yüklenme fırsatı bulduk. En azından taktik üzerinde çalışma fırsatı bulduk. Neler yapabileceğimizle ilgili ve oyuncular da buna reaksiyon verdiler, gösterdiler. En azından pozisyon üretemeyen bir takımdan her maç 7-8 tane pozisyona giren ama değerlendiremeyen bir takım durumuna geldik. Ona rağmen son 2-3 haftada 2 galibiyet, bir beraberlikle yenilmezlik bir serisi yakaladık. Bunu devam ettirmek niyetindeyiz tabii ki. Bu hafta oynayacağımız Kırklar ile maçını Allah nasip ederse kazanıp Zonguldak'ı final olarak görüyorum. Bu ligin devamında bu ligde kalıcı olma adına Zonguldak'ı da Zonguldak'ta yenmemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle oraya kadar 2'de 2 bu maçta kazanıp oraya finale gitmeyi düşünüyoruz. Dilerim bunu başarır. Bu şehrin umutlarını, bu şehrin geleceğini canlı tutarız. Bunun için mücadele ederiz. Futbolcular ölçeğinde bakıldığında ciddi bir özgüven kazanımı görüyoruz hocam. Yani belki de sahadaki bu reaksiyonun işte tabii ki senin sağ kenarında ekibinle beraber vermiş olduğun mücadele ee, bu anlamda e, işte o azim göstergesi e, futbolcularda bir etki oluşturmuş gibi yani ileri uçtan e, defansa ve hatta kalecisine kadar bunu sezinleyebiliyoruz. Biz bu oyuncuların kapasitelerini biliyoruz. Neler yapabileceğini, kimin ne verebileceğini az çok biliyoruz. Bize düşen bunlara kendilerini inandırmaktı. Ben her konuşmamda her şeyimde Kendinize inanın diyorum futbolcuya. Yapabilirsiniz. Siz kaliteli o kaliteli oyuncularsınız. Bunun altyapıda eğitimini aldınız. Burada uygulayacaksınız. Siz yapabilirsiniz. Yapabilirliğiniz var diyoruz çocuklara ve buna inandırdık bazı oyuncuları. Büyük çoğunluğunu buna inandırdık. Yani çocuklar artık sahada sorumluluk almaya başladılar. Cesaretli oynamaya başladılar. Korkmadan yani kaybettiğinde veya gol yediğimizde onları azarlayan birisi de yok. Onları destekleyen bir hocaları var. Onlara inanan bir hocaları var. Onların başarabileceğine inanan bir ekip var yanlarında. Onlar da buna iyi bir reaksiyon veriyorlar. Yönetimimiz de inanılmaz hoşgörülü davranıyor oyunculara. İnanılmaz destek veriyor. Maddi sorunlarının ufak ufak da olsa çözüyor. Futbolcuların en azından cebine para da giriyor artık. Para da giriyor. Tabi desteğe de ihtiyacımız var. Kulübün ciddi manada desteğe ihtiyacı var. Genelde bir özgüven var yönetimimize de özgüven var ama daha fazla bir desteğe ihtiyacımız var. Bu kulüp bu kulübü yaşatmalıyız. Bu kulübü ayakta tutmalıyız. Bursaspor bir marka. Büyük bir marka. Bu kulübü yaşatıp tekrar hak ettiği yere çıkarmalıyız. Hep birlikte bir şehir olarak, Bursa şehri olarak bunu başarmalıyız. Bunda he, bizim kadar Şehrin bütün dinamiklerinin katkısına ihtiyacımız var bizim. O yüzden herkesin elinin elini, elini taşın altına sokmasını, kalan süreçte bu takıma destek olmasını istiyoruz. Olur bu ligin sonunda kurtaramayabiliriz de takımı, ama bu takımı düştüğü yerden çıkaracağız biz. Buna inancımız tam sezon sonu büyük olasılıkla transferi açmayı planlıyor yönetimimiz zaten. Bunu başardığımızda ben Bursa 3-4 sene içinde hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Bunun mücadelesini veriyoruz. Oyuncuları da buna inandırmaya çalışıyoruz biz. Takip ettiğimiz kadarıyla daha önce fobi olan deplasman ya yani nasıl olsa gideceğiz yenileceğiz dediğimiz deplasmanlar bir anda Böyle 3'er golle <laughs> evet. yani toplamda e, fark oluşturan bir cepheye dönüştü. Adıyaman'a karşı alınan 3 0lık hem de gol yemeden e, kazanılan bir 3 puan ve Kırşehir'de bir penaltı sonucu evet. yenilen golle e, alınan 3 puan hocam. İlk yarı ikisine de kaybetmişiz. İçeride oynadığımız evet. maçlarda ikisine de kaybetmişiz. Rakipleri analiz ediyoruz biz. 2-3 tane maçını bulup ama rakipleri analiz ediyoruz. Rakiplerin zaaflarını, eksik yönlerini çıkarıyoruz. Bunu oyuncuya sunuyoruz. Yapa biz oyunculara maça çıkmadan önce nelerle karşılaşacağını, nasıl gol atacağını, nasıl gol yiyeceğini hepsini net olarak gösteriyoruz. Bu hafta mesela denize atıcılı atılacak penaltıda bu köşeye atacak. Sen ne olursa olsun bu köşeye git dedik. Attı, adam o köşeye attı. Ama Deniz çıkaramadı topu, zor çok iyi vurdu adam, çıkaramadı. Ama futbolcular maçta neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Sürpriz yok. Evet sürpriz yok. Bu çok önemli bir şey Doğru. yani maça başlarken rakip karşısında kim oynuyor, bütün özellikleriyle görülüyor görülüyorlar, görüyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlar oyuncularımız. Bizim de ondan beklentilerimiz var. Diyoruz ki maçta mesela bu takım. İkinci bölgede karşılıyor, savunma arkası boş, savunma arkasına koşular atın. Mesela he, taktik anlamda her maça farklı bir taktikle çıkmaya Mutlaka. çalışıyoruz. Yani rakibin zaaflarına göre hareket etmeye çalışıyoruz. Oyuncu da kazandıkça özgüven kazanıyor, kazandıkça istiyor, kazanmayı istiyor. Ben hiç unutmuyorum hangi maçta kaybettik. Geldiğim ikinci üçüncü haftaydı. Ben Eren Gül, Eren Tunalı'yı maçtan sonra soyunma odasına girerken ağlayarak girdiğini gördüm. Çok önemliydi burada. Yüzde yüz. Eren Tunalı hepsi, hepsi bu kulüpte yürekten oynayan insanlar. Çocukların çoğu, büyük çoğunluğu bu kulüp için savaşan, mücadele eden çocuklar. Yani bu çocuklara destek olmamız lazım. Bu kulübü yaşatma adına bu çocuklara destek olmak, destek olmamız ve yaşatmamız lazım. Bursa Bursaspor aidiyeti diye bir şey var evet, evet, Bunu evet. ancak e, kimler öğrenebilir Bu kimlerden öğrenebilirler? Söyleyeyim. Sinan Bür'den öğrenebilirler. Evet, hayır. E, İsmail Ertekin'den öğrenebilirler. Öyle. E, öyle. kaptanımızdan öğrenebilirler. E, senden öğrenebilirler. Yani öğrenebilecekleri artık çok kişi var. Yani böyle ya işlerinde var. işlerinde Bursaspor ruhunu içinde hisseden oyuncularımız var Ama bunu çoğaltmalıyız Altyapıda da çoğaltmalıyız yukarıya çıktıklarında da bu oyuncuları çoğaltmalıyız bu ruhu taşımalarını sağlamalıyız. Yani bu kulübe hizmet etmeden bu kulübe hizmet etmeden bu kulübe değer katmadan hiçbir oyuncunun buradan ayrılmasına müsaade etmemeliyiz. Biz güçlü olmalıyız Biz dirençli olmalıyız, bu kulüpte onlardan katkı alıp Top değerini bulduğunda oyuncuları satmalıyız Doğru. yani biz. Top değerini bulduğunda deriz ki tamam sen burada vizyonunu, misyonunu tamamladın. Teşekkür ediyoruz. Gidebilirsin Hem de, para de Para, kazandıracak yani tabii ki. Yani bunu, bunu yapabilmeliyiz, başarabilmeliyiz. Alt yapıda da hazır, buna hazırlamalıyız. Yukarıya çıktığında da buna zorlamalıyız oyuncuları. Forma o kadar kolay değil. Herkes için. Forma kolay değil. Bu, bu takımın formasını giymek herkese nasip olmaz. Herkes çalışmak, mücadele etmek zorunda bu takımda. Yani ben iyi futbolcuyum deyip oynamak olmaz. Çalışmıyorsa, mücadele etmiyorsa bir hafta oynar, iki hafta oynar, üçüncü hafta oynamaz. Bu takımda yürekten oynayacak ihtiyaç, oyunculara ihtiyacımız var bizim. Onun mücadelesini veriyoruz ve onu anlatmaya çalışıyoruz oyuncularımıza. Tabii yani. sevgili Beyhan Kaptan da Gökhan Güleç'i de unutmayalım. Yeni evet. gelmişken onlarla beraber hakikaten yani ilk defa Kesin. bu kadar bambaşka bir vizyon. Hani sadece sağ kenarında değil sağ kenarında biz hep yıllarca Bursalı antrenörlere güvenin Bursa Sporu onlara emanet edin evet, diye evet. çağrılarda bulduk yazılar yazdık haberler derlemeye gayret ettik İlk defa yönetiminde bu kadar işin içinde oldu keza profesyonel futbolcular derneğinin Ahmet Süper Ülke'nin başkanlığındaki derneğin de ne kadar katkıları olduğunu biliyoruz bu yapının evet. içerisinde yani bursa sporu aslında teslim ettiğimiz ehil kişiler bursa sporun sahipleri gerçek evet, evet. sahipleri bu desteği de alan kişiler ee, bir yandan da önlerinde çok önemli bir rol model var Ümit Şengül gibi ee, seni gördüğüm zaman hocam hep böyle bir intertut hikayeleri de aklımdan geçmiyor değil yani sonuçta evet, evet. yani Sadece Bursa'ya değil hocam, Türkiye'yi Türkiye, Türkiye sallamış yani. evet. bir Bursa Spor'dan bahsediyoruz. Benim aklımda hep şöyle bir mizansen canlanır. Yıllarca bizim içimde bulunduğumuz, aşamadığımız kompleks neydi? İngiltere'ye atamadığımız gol. Biz İngiltere'ye milli evet. takım olarak hiç gol kaydedememiştik. 4-1 evet. buldun ha? Gittik, tam gittik, tam gittik, 4 tane gittik. gol attık hem de evet. gol yemedi. Evet, evet. Nasıl anlardı hocam ya? Biraz oradan evet. bahseder misin bize? <laughs> yani Inter-Toto o, o dönemin ilk yılıydı. Evet. Inter-Toto dönemi. Bizim de çok iyi kadromuz vardı tabii ki. İnanılmaz bir kadromuz Akın, vardı. Taş gibi dedikleri. Evet. Baliç, Musisi, <laughs> Ercümen, Yani her oyuncu değerliydi. Her oyuncu değerliydi ve her oyuncu biz bir aileydik o dönemde. O takım da bir aileydi. Birbirimize karşı kinimiz yoktu. Birbirimizi hep destekleyen bir gruptuk. Yani o yüzden başarılı olduk. Başarı geldi o yüzden. Yani özellikle Intertoto'da Oynadığımız deplasmanlarda oynadığımız şarlöre var. var, kazandığımız Wimbledon maçları kazandığımız de. içeride oynadığımız o figürit var, Jerusalem maçı var yani bunların hepsi o dönemde iz bırakan maçlar. Gerçekten öyle. O dönemde basın ilk defa Bursa Spor bu kulüpte, bu dönem bu bu, bu, bu ligde şampiyon olabilecek bir kadro diyordu o dönem. Gerçekten Biz, öyle. Bu günleri şampiyon olmamızın temellerini aslında o günlerde atmıştık. Çok doğru. süreç içinde Allah'a çok şükür ki Cenab-ı Allah da nasip etti. Bursaspor 2010'da İbrahim Yazıcı ile birlikte şampiyon da oldu. Lan burada. Ma maalesef ondan sonraki gelen kötü yönetimlerle de bugün düştüğümüz duruma düştük. Gelen yönetimleri de iyi seçmeliyiz aslında biz. Bravo. Mehmet Ali Bey, gelen yönetimleri de çok iyi seçmeliyiz. Bu işe gerçekten zaman ayıracak, bu işte kendini düşünmeden Bursaspor'a hizmet edecek adamlara ihtiyacımız var. bu bugünkü yönetimin tek derdi o. Biz buradan bir şey beklemiyoruz. Ben kendi adıma Bursaspor'a hiçbir şey talep etmeden geldim. Ben hiçbir şey talep etmedim Bursaspor'dan. Benim tek derdim yönetimle birlikte bu kulübü ayakta tutabilmek, bu kulübü yaşatabilmek. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun içinde yönetim de canla başla çalışıyor. Az önce Gökhan Güleş'ten bahsettiniz. Gökhan Güleş bu hafta bizim deplasman maçımıza geldi oğluyla birlikte. Yani bizi yalnız da bırakmıyorlar. Bize destek oluyorlar. Her konuda yanımızdalar. Sinan başkanımız, Sinan Oral başkanımız Beyan abi sabah 9'da tesise geliyor akşama kadar tesiste işiyle ilgili alt yaş grupları ile ilgili çalışmalar yapıyor sürekli işin içerisinde. bütün herkes mesaisini Bursa Spor'a harcıyor. Bursa Spor'a harcadığı içinde de bir şeyleri başarabileceğimizi ümit ediyoruz. Tabii ki bizim tek başımıza yapacağımız bir şey değil bu ama bir destek de var kamuoyundan. Dilerim daha da artar ve Bursaspor'u hak ettiği yerlere tekrar çıkarırız. Bu yılın handikaplı işlerinden bir tanesi de hocam Bursaspor ilk pandemi zamanında da maalesef bunun kurbanı oldu. E, ligler tabi ara verilince ya da erken tamamlanınca bir anda dört takımın birden düşme potasına girmesi evet. olmuştu ki Bursa dördüncü takım olarak evet. düşmüştü. E, bu yılda baktığımızda şimdi puan durumunu bir kez daha açtım. Hata yapmayayım diye. E, şu an 20 puanımız var. E, aslında hani 16. sırada bulunan Zonguldak kömürü 25 puan. 25 puan. Var. Yani şimdi arada 5 puan var. Aa, daha tabii oynanmamış maç sayısı sanırım 7. buraya bakıldığında çok puan var gibi duruyor ama işte bu noktada Serik'le ile beraber onların artık 6 puanlık bir makas aralığı var. Dolayısıyla hani kazanmadıkları sürece Bursa Spor'un hakikaten serinin bu bir maç fazlası var. Hı, Hı Serinin bir maç fazlası var. 8, 8 düşünürsek onu. Aramızdaki evet. puan farkı. Doğru. Yani biz 40-41 bandı kalacak diye düşünüyoruz. Evet. Düşen takım 39-40'larla düşecek diye düşünüyorum ben. 2004'te de öyle evet. Otuz 39-40'larla <laughs> düşecek diye tahmin ediyorum. Yani planlarımızı ona yap göre yapıyoruz. Şu an 41 yapabilme şansımız var mı? Var. Var. Bunun mücadelesi içindeyiz biz oyuncularımızla. Oyuncularımızı da buna inandırdık. Hı hı. Buna inandırdık. Mücadele ettiğimizde herkesle başa baş oynayabileceğimizi inandırdık. Bu camaçı, bu maçında cam eğer biz yakaladıklarımızı atsaydık çok biz kazanabiliriz. Olacaktı, doğru. Maçın başında Çağatay'ın yakaladığı pozisyonları Çağatay atabilse, gole çevirebilse o maç belki bizim lehimize sonuçlanacaktı. Doğru. Ama maalesef atamadık. Biz oyunculara bazı şeylere inandırdık ve geri dönüşler aldık. Üç maçtır geri dönüşler alıyoruz. Üzerine de koyarak devam edeceğiz inşallah. Yani. Takımın tabii içinde bulunduğu durumda şunun da. Aslında gözler önüne sermemiz lazım konuşurken. Evet takım çalıştı. Hep artık biz e, antrenman noktasında e, takiplerde böyle okuyoruz. İşte bugün çift kale yaptı. İşte 5'e e 2 yaptı. Şu bu. E, ama hani kondisyon anlamına bakıldığında da aslında takımın birazcık da yani kondisyonlu olması lazım. Yani biz geldiğimizde yine şey ufak da olsa sürekli dar alan çalışıyoruz. Hı hı hı. Hep performans arttırıcı şeyler Bravo. çalışıyoruz. Yani. 2-3 dakikalık, 4 dakikalık bölümler halinde ama sürekli performans astırıcı çalışmalar yapıyoruz. Oyunculara yükleniyoruz. Ufak ufak da olsa şeylerini arttırmaya çalışıyoruz zaten. Performanslarını arttırıcı çalışmalar yapıyoruz zaten. Devam da ediyor. Şu an bugün de başlayacağız. Tekrar hı hı. yine o, o çalışmalara devam edeceğiz zaten. Hem taktik anlamda hem fiziksel anlamda oyunculara değer katmaya çalışıyoruz zaten yapıyoruz ve onlar da karşılığını veriyorlar zaten çalışıyorlar. İstedik mi yapıyorlar yani. Çocuklar daha sızlandıklarını görmedim çalışmalarda. Ağır çalışmalar da yapıyoruz mesela. Sızlandıklarını görmedim ellerinden geldiğince. Karşılık veriyorlar oyuncularda yani çok genç bir yaş grubuyla çalışıyorsun evet, hocam evet. bu anlamda bunun tabi artıları da eksileri de oluyor mutlaka ligin içerisinde sen de söyledin hani demoralize olma şansları geri düşünce takım bir anda otomatik olarak ya ne oldu şimdi falan psikolojisine giriyor olabilir ama bugün görüldüğünde takımın hakikaten bu gençlik enerjisiyle özellikle Hamza'yı çok takdirle izliyoruz hani evet. bambaşka bir çıkış yakaladı evet. e, ileride işte Berat gollerle buluşmaya başladı ki hani insanların ee, kulağıma benim çalınanlar yeni Kubilay mı olacak bu acaba diye evet. <laughs> eleştirilerle de mazhar olanlardan çünkü Kubilay kanatsız kuşla çok hızlı başlamış. Evet. Maalesef aynı istikrarı sürdürememiş idi. Ama görüyoruz ki hani takım kendi içerisinde ki benim çok umutla bağladığım yayın öncesinde de sen de biraz sohbetinde de baktığımız hakikaten gümbür gümbür gelmesini arzu ettiğimiz futbolla o klasik Türklerin çok sevdiği uzun boylu size'lı e, Enes de evet. aslında arkadan geliyor gibi. Geliyor geliyor. Hasan Sabri'yi kazan çok uğraştık. Onun dizinde problem var. O olsaydı yani. belki bize çok farklı bir değer Doğru. katabilirdi. Doğru. Hasan Sabri'nin dizindeki problem devam ediyor. Ona da dedik ki artık ol. Ameliyat ol dedik. Hı -hı. En azından bir dahaki sene başlarken sağlıklı olarak başla. Bu takımın sana ihtiyacı var. Doğru. Sana ihtiyacı var. Babasıyla da görüştük. Aha. Baş olsun bir an önce toparlasın. Yani oyuncuların hepsine ihtiyacımız var. Hepsini kullanma kullanma gibi lüksümüz yok ama süreç içinde hepsini değerlendirme şansımız var. Her oyuncumuzdan da alabileceğimiz maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesindeyiz. Hak eden, çalışan, isteyen oyunculara da formayı veriyoruz. Hiçbir oyuncuyu ayırt etmeden hak eden oyuncuya da formayı veriyoruz. Bizim düsturumuz bu zaten. Biz adalete, hakka inanan insanlarız ve çocuk istiyorsa çalışıyorsa hak ediyorsa mesela bu hafta idmanlarda Deniz Kınıp Bey 2-3 haftadır inanılmaz iyi çalışıyordu. Şu 11 başlattık evet, bu hocam. hafta 11 başlattık. Yani hak etmek isteyen, oynamak isteyen, arzulayan ama sahaya çıktığında karşılığını veren olursa Hı -hı. devam ediyor zaten. Yoksa biraz geri duruyor tabii ki yani. Bir Nasıl? rotasyon yaptın takımda hocam ufak çaplı da olsa evet. daha önceden. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle hani Yiğit'le bazı sorular geliyor. Yiğit daha önce oynuyordu şimdi biraz kondisyon eksikliği mi var bir taktik gereği mi yoksa bu bahsettiğin adalet duygusunda geri kaldığı için mi? Sevgili Yok hocam. ben Furkan'la Ertuğrul'un uyumu çok daha iyi. Çok zaten daha bu iyi. Bu takımın en tecrübesi. Evet, te en tecrübeli. Uyumu çok daha iyi. Yiğit de önemli bir oyuncu. Yiğit'e de her fırsatta forma veriyor zaten. Aha. Bu hafta, bu hafta oynadı zaten. O da <laughs> oynadı. Ondan önceki Yiğit'te de şu var. Yiğit de duygularıyla oynayan, duygularıyla hareket eden Hırst bir oyuncu. Ko kon yapalım? Biraz kontrolsüz güç aslında. Performans anlamında. Bravo, bravo kontrolsüz güç anlamında. Şimdi geçen gün maçtan sonra çıkıyoruz. Yiğit şey, penaltı yaptırdı şeyde adı Yaman'dı. Maçtan sonra çıkıyoruz. Soyma odasına giderken devre arası. Yiğit oğlum ne kaçıncı oldu bu Hocam diyor dört oldu penaltı. Ben de şaşırdım diyor. Bu sene dört tane penaltı oldu yaptırdım diyor yani. <laughs> Kontrol. Yiğit de gelişiyor. Yiğit milli takımda şu an zaten. Aha. Milli takımın da önemli oyuncusu. Yusuf'la beraber ikisi de. Yani bunlar da takıma değer katıyorlar. Katmaya da devam edecekler ben her fırsatta herkesi kullanmaya çalışıyorum. Yani Hı. birbirine ayırt etmeden maç maç düşünüyoruz. Maç maç değerlendiriyoruz. Ve çocuklar da ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Devam da edecekler inşallah yani. Şimdi görüyoruz tabii önemli bir mücadele. Kırklareli burada. Ee, özellikle özellikle hakikaten puan kaybına zaten tamam yok evet. ve hep şiddetle puanı bu çok tamam. böyle çok şiddetli evet. puana ihtiyacımız var hani altı puanlık maç 9 puanlık maç olarak adlandırdığımızda nasıl bir e, şimdi moral yükseldi Tabii takımın bir yenilmezlik e, özgüveni var nasıl geçecek hocam maç evet kırklarlı takımı bizim rakiplerimizden birisi Hı -hı. yani onlar da puansal anlamda sıkıntılılar Evet. İlk Daha, maçı da 0-0 beraber, beraber, bitirmişiz, beraber da. bitirmişiz. Burada ne yapıp edip o maçı lehimle sileğimize çevirmemiz lazım. Hı hı. İstek arzumuz üst düzeyde. Oynama isteğimiz, kazanma arzumuz üst düzeyde. Hata yapmazsak, basit hatalar yapmazsak maç maçı kazanacağımızı düşünüyorum ben. Hı hı. Bu maç, özellikle bu maç büyük bir seyirci desteğine ihtiyacımız var. Evet. Bu maçta büyük bir seyirci desteğine ihtiyacımız var. Bu maç bizim artık kader maçımız. Bu ligde yaşamak istiyorsak bu maç bizim için kader maçı. Bu maçı ne yapıp edip almalıyız? Bu maç için bütün kamuoyu, bütün şehir bana göre bize destek vermeli, stada gelmeli ve statta takımını desteklemeli. Bursa Spor taraftarı, Bursa Spor takımı taraftarıyla güzel, Geçen hafta 15.000 seyirci geldi maça. TTT liglerinde 300-400 kişi oynuyor takımlar. Süper Lig'de de, de, de. <laughs> Tarsuspaşa da mesela. 3-4 kişi 300-400 kişi geliyor. Bu sene bu hafta oynadığımız Kırşehir maçında toplasan sahada 1000 kişi vardı. Bunun 200'ü Bursalıydı. Evet. 200'ü Bursalıydı. Deplasmana gelmişti taraftar grubumuz. Yani Büyük bir potansiyeliz biz. Büyük bir gücüz. Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli buraların taraftar grupları önemli taraftar grupları Doğru. ve takımı ayakta tutan, takıma maç kazandıran taraftar grupları. Böyle maçlarda da bizim gerçek anlamda takımını seven, gerçek anlamda takımını destekleyen taraftar grubuna ihtiyacımız var. Bu maç onların büyük desteğini istiyoruz. Onları mahcup etmeyeceğimizi de mahcup etmeyeceğimize de inanıyoruz tabii. Ki. Bu arada bir düzeltme yapayım. E, 40leri karşılaşması ilk yarıda 3-0 e, e, sonuçlandı. Kaybettiğimiz e, bir müsabakaydı. E, ama evet oradaki biz deplasmana gidememiştik ama anlatılanlar hani hakikaten takımın ruhunun olmuş. yani işte deplasmanı biraz önce anlatmaya çalıştım oydu sevgili hocam. Şimdi gider gitmez zaten diyorlar ki yani bir an önce gidelim yenilelim gelelim. Evet. Bir anda böyle bir ruha sahip olan aynı oyuncu grubu yine ama e, işte milli formaları giymelerine rağmen e, farklı e, özellikleri olmalarına rağmen maalesef o dokunuşlar tam anlamıyla gerçekleşmemişti. Bu işin tabii ekonomik boyutu da çok fazla. Yani en, büyük boyutu işin aslında o. Esenleri görünce buna birazcık daha ikna oluyoruz değil mi hocam? Evet tabii canım tabi. Yani, ekonomik boyutu bu işin önemli bir boyutu. Bu çocuklar da bu şehirde yaşıyorlar. Geç, bir ayın öncesinde size ifade ettim. Çağatay bu Çağatay diyorum. Canberk bu kulüpten ayrılana kadar çok cüzi bir rakam vermişler Canberk'e. Yani çocuk aylığı kaldığı sürede aylığı bin liraya bile gelmiyor aldığı parada yani. Düşünün Allah yani. Allah. Bu çocuklar bu, bu şartlarda bu kulübe hizmet etmeye çalışmışlar. Kızmamak da lazım oyuncular ayrıldı diye. Ayrıldı diye kızmamak da lazım. Yani evet. Çocuklar geçiyor. Herkes kendine göre bir plan yapıyor. İhtiyacı var. Parası parası. Puluna, paraya pula ihtiyacı var tabii ki. Ama biz bir şeyler verebilmeliyiz. Bir şeyler katabilmeliyiz oyunculara. Oyuncuların en azından günlük yaşantılarını idame ettirecek rakamları onlara verebilmeliyiz. İstemeye yüzümüz olsun evet, Tabii canım. Kazan, kazandığımızda da mesela kulübümüz prim de veriyor şu an. Adıyaman'ı yendik. Ciddi bir manada prim oldu. Bu maçı kazandık yine bir prim verecekler. 3 maçlık paket bir prim açıklandı zaten. Kazanırsak çok farklı olacak her şey. Oyuncuların cebine ufak ufak da olsa transfer alacakları ile ilgili rakamlar da ödeniyor. Oyuncular hayatlarından memnunlar. Şu anki gidişattan memnunlar. Ha çok mu şeyler? Değiller. Çok büyük adam. Giden yönetimin bir şeyi de şu. Yani Bursa Sporluyuz diye burada durdular. Maalesef Bursa Sporlu, Bütün herkesin sözleşmelerini tadil etmişler. Hepsinin sözleşmeleri Mayıs'tan sonraya ödemeleri. 900 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon futbolculara sözleşme yenileyip öyle ayrılmışlar kulüpten. Bunu niye yapıyorsunuz yani? Evet. Bunu abi, niye yapıyorsunuz? Gel, gelen önce? yönetimin elini bağlıyorsunuz. Tabii bunu niye yapıyorsunuz? Bu kulübün geleceğine darbe vuruyorsunuz. Yani çocuğun ederi neyse verin. Baştan verin, oturun, konuşun, verin. Ondan sonra böyle kulübü ipotek altına olan sözleşmeler yapmayın. Yaparsanız bu kulübü bu durumdan çıkaramayız biz zaten. Ki zaten böyle böyle. Böyle böyle, böyle, böyle battı <laughs> bu kulüp zaten. Özellikle yabancılar. Böyle oldu. böyle battı bu kulüp. Ben bu duruma düşmemizde giden yönetimin çok büyük ayıbının olduğunu düşünüyorum. Çok büyük hem de yani. Bu duruma gelmesinde, bu kulübün bu duruma gelmesinde bana göre en büyük etken... ...onların bu kadar süre bu kulüpte var olacağız diye direnmeleri. Benim şahsi görüşüm bu. Bu, bu. bu duruma düşmesine sebep... ...bana göre bu, bu kulüp bu duruma düşecek, bu durumda olacak bir oyuncu grubu değildi bu grup. Bu grup, bu kulüp, bu, gru, bu grupta orta sıralarda oynayacak bir takımdı. Ama maalesef kötü yönetim rezil yönetim diyeyim kötü yönetim diyeyim rezil yönetim yüzünden bu duruma düştü. Biz de toparlamaya çalışıyoruz maalesef yani şu an. İnşallah başarırız. Başaramazsak da yapacak bir şey yok. Mücadele edeceğiz ama son maça kadar Bursaspor'un bu ligde yaşaması için mücadele edeceğiz. Şu bir gerçek. E, Bursa uzun zaman sonra gelen kalemi kağıdı eline aldı hocam. Evet. Eski o hesaplar için. Artık nasıl olsa ligin dibine demirledik. Bizim artık buradan kurtuluşumuz yok. Üçüncülük için hazırlıkları yapalım diyordu. Evet gene aslında üçüncülük için her şeye evet. rağmen hazırlıkları yapmak lazım. Yap, biz yapıyoruz bir zaten biz, biz, iki, lazım. biz iki yönlü de yapıyoruz. Biz hı hı. bugün burada var olmak için çalışıyoruz ama düşersek de kimlerle faydalanabiliriz? Altyapıyı yakından takip ediyoruz. Kimleri alabiliriz? Kimleri şey yapabiliriz? Transferi açamayacağımız da varsayıyoruz. Yine ona göre plan da yapıyoruz. Ha, ben olurum veya olmam sezon sonu. Onun için değil. Ama biz ayrılana kadar onun planlı programını yapacağız. Onun yaşaması için, kulübü yaşatmak için ne gerekiyorsa biz onun hazırlıklarını yapacağız. İsmail Hoca büyük şans, Sinan abi büyük şans, Sinan Oral büyük şans, Beyhan abi büyük şans. Hepsi bu kulübü yaşatmak için uğraşan insanlar. Bizim kamuoyundan bir desteğe ihtiyacımız var. Biz Bursaspor'dan bir şey beklemiyoruz. Maddi anlamda bir şey beklemiyoruz zaten. Ama bu kulübü yaşatmak için bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var. En azından onların hayata idame ettirmeleri için onlara gereken desteği vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Şu bir gerçek, başarıyı sahiplenmek kolay hocam. Dolayısıyla bence Bursa şehrinde özellikle Araf'ta olan iş dünyası kesinlikle bu başarıyı görürse o vananın ağzını açar. Bu başarının yanında olur. Kamu destekleri de buraya akar. Evet. Zaten bu anlamda... E biçilmiş kaftan bir dönem var. Neden? Ee, bir yerel seçim öncesindeyiz. Dolayısıyla Bursaspor çok önemli bir marka. Ben kimsenin sırtını döndüğünü görmedim. Evet. Kulübü ziyaret eden herkesin irili ufaklı da olsa bir projesi evet. olduğunu da gördük hocam. Ciddi değil mi? manada destekleri de oldu. Ali Nur Başkan'ın, belediye başkanlarının, Mustafa Bozbey'in, diğer başkanların, başkan adaylarının hepsinin bu kulübe desteği oldu. Ufak ufak da olsa destekleri oldu. Yani ciddi manada destek vermeye başladılar zaten. Bunun çoğalarak devam etmesi, en azından transferi açacak düzeye gelmesi lazım. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran bir desteğe ihtiyacımız var. Kulübün de bir an önce borçları, futbolcu borçlarını temizleyip şirketleşmesi lazım. Bu konuda da kulübümüz ciddi manada çalışmalar yapıyor. Gökhan Gileç arkadaşımız ve ekibi onlar ilgileniyorlar. Bursaspor'a en uygun Modeli. modeli oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ciddi manada çalışmalar yapılıyor. Biz her anlamıyla kulübü yaşatmaya uğraşıyoruz ve elimizden gelen her şeyin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız ve Bursaspor'u bizden sonra gelecek yönetimlere güven içinde, emin ellerle teslim edeceğiz yani. Bu başarı gelirse o kulübün anahtarı sizde daha çok kalır hocam. İnşallah, inşallah, inşallah. <laughs> Hiç şüphemiz yok. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğin için. Çok teşekkür hızlı bir program sana. oldu gene. Sağ olun. Hakikaten futbolcunun dönemindeki gibi böyle e, bize çok keyifli anlar yaşattın bir kez daha. Seni burada bir kez daha ağırlamak isteriz. İlerleyen dönemde de son i̇nşallah. sözlerini de alalım böyle kapatalım. Evet. Bizim bizi var eden, bizi yaşatan varlığıyla gurur duyduğumuz düştüğü durumdan hicap duyduğumuz Bursaspor Kulübü. Biz bu kulübü yaşatmak için her şeyi yapıyoruz. Mücadele ediyoruz yönetim olarak, bizler olarak. Futbolcularımızı da buna inandırmaya başladık. Taraftar grubumuz da ne olursa olsun bu oyuncu grubuna inansın. Bu oyuncu grubuna destek olsun. Bu oyuncu grubu ligin son maçına kadar bu işin peşini bırakmayacak. Ligin peşini bırakmayacak ve hak ettiği yerde tutmaya çalışacak. Buna inansınlar ve bize öyle destek versinler. Tek isteğim bu, tek arzum bu. Onun dışında bir beklentimiz yok zaten. Allah nasip ederse inşallah ligin son maçında da bu ligde kalarak mutluluğu yaşarız. Dileğim o. Allah da nasip eder inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tekrar geldim. Sağ olun. Efendim bu hafta tabi milli araya girdiğimiz için sizlerle iddia köşemizi paylaşamayacağız. 3 Nisan'ın ardından sizlerle beraber olacağız. Sevgili Ümit Şengül'e teşekkür ediyoruz. İşte birinci ağızdan en doğru, en sıcak, en gerçekçi bilgileri duyduk, dinledik. Bursa Spor'un olduğu yerde umudun var olduğunu hep söylüyoruz. Ama bu boş bir vaat değil. Sahada da oyuncu grubu bize bunu zaten yeterince kanıtlıyor diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.